Artı TV'den hepinize merhabalar. Bu cumartesi de her cumartesi olduğu gibi İşi Dışlı programında sevgili hocamız Baskın Oran'la beraberiz. Hocam merhaba. Selam Bilge. Hocam Artı TV'de de Artı Gerçek'ten sonra artık 10. programımıza yaklaşıyoruz. Ama Allah'a çok şükür her hafta konuşacak çok fazla gündem konusu karşımıza çıkıyor. Bir hafta bile bizi gündemsiz bırakmayan bir ülkede yaşıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ya ben zaten daha önce konuştuk. Bilmiyorum bu İsveç, Norveç gibi ülkelerde yaşayan insanların sıkıntıdan patladıklarını tahmin ediyorum. Hocam Allah Bizde kolaylık versin o konuda. böyle bir şey yok. Evet, onlar Allah kolaylık versin. Evet. Hocam şimdi ben bu notları pazartesi tutmaya başlıyorum. İşte şunları konuşuruz, bunları konuşuruz diye. Ama cumaya geldiğimizde çok daha fazla yeni konu çıkıyor ve bazılarını elemek zorunda kalıyorum. Ama bu haftanın herhalde en çarpıcı gündemi şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıydı. Şimdi size sözü vereyim, ondan sonra da birkaç şey kendiniz söylemek. Şimdi birader, bu konuda söylenmedik şey kalmadı. Çünkü o kadar çok şey var ve o kadar çok insanı rahatsız etti, insanın vicdanını rahatsız etti ki bunu. Hepsi teker teker dile getirildi bunu. Şimdi bir kere bu Türk yargı sisteminin ne durumda olduğunu ortaya koyan çok mümtaz bir örnek. Yargıç 13 günlük yargıç. Savcı daha bir yıl olmamış savcı olalı. Aynı zamanda birkaç ay önce Sedef Kabaş'ın savcısı bu. Ve Sedef Kabaş 49 gün yatırılmıştı. Şimdi Biraz da şeyi de bir öznesi belli olmayan atasözü söyledi diye. ha. Şimdi burada da İmam Hatip mezunlarına hakaret suçundan bahsediliyor. Bir kere adam diyorum, kadın bunu sahnede kendi orkestra üyelerinden bir tanesiyle sulluk yaparken, espri yaparken söylemiş. İmam dedikleri bir arkadaşları varmış orkestra üyelerinden. Onunla ilgili. Bu kasıt olmadığını gösteriyor. Ama ne oluyor? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı suç duyurusunda bulunuyor. Ben dedim ki ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne ilgisi var bu suç duyurusuyla? Efendim, İmam Hatip Okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş. Yani ne diyeceğini şaşırıyor insan. Bu bir de şeyin ne der ismini? Gerekçe çok ilginç. Diyor ki şüphelinin üzerine atılı bulunan halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme suçunun işlendiği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller mevcuttur. Yahu somut deliller varsa niye tutukluyorsun? Çünkü tutuklaman nasıl olur? Kaçma korkusu olur, delil karartmak korkusu olur. Bunun neresi kaçacak? Devamlı sahnede delil karartmak mümkün değil çünkü somut delillerin mevcut olduğunu bu tutuklama gerekçesi söylüyor. Bunun yanı sıra diyor ki suçun alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmıştır. Yahu suçun alt sınırı bir yıl, üst sınırı 3 yıl. Zaten 3 yıldan aşağı olanlar hemen tutuklanmaz. Ve bunun bin türlü örneği var ve kanun böyle söylüyor. Ve sonuca varıyor gerekçe. Bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Pes be kardeşim. Pes be kardeşim yani. Şimdi
Bu arada tabii ilahiyatçı cami, Ankara'da bir cami hocası, dinde diyor zorlama vardır. Eğer namazı aksatıyorsa dövülür diyor. Bunun hakkında hiç soruşturma moruşturma, bırak tutuklamayı, soruşturma açılmıyor. Şimdi hocam bir de bir şey söyleyeceğim. Araya girip dur, özür dilerim. Dur şu üç kişi var. Bunu üçünü de sayayım da ondan sonra. Buyurun. Bir şey var. Ne derler adına? İlahiyatçı var. Ebu Bekir Sifil. Biz bunu dava devesi diye içilmeli lafından hatırlıyoruz. Bu namaz kılmayanların katli vacip olduğunu söyledi. Ondan sonra Yeniden Refah Partisi eski ilçe başkanı da katli vacip dedi. Katli vacip. Katli vacip dedi. Bu Ankara camisi imamı Halil Konakçı dövülmeli dedi. Namaz kılmayan dövülmeli dedi. Ya bunlara karşı hiçbir şey yapılmıyor. Onun için kamu vicdanı fevkalade rahatsız oldu. Maşeri vicdan denilen şey. Evet. Şey hocam mi? Şimdi bu yani böyle kıyaslıyoruz ama kıyaslamamızda da biraz fark var gibi. Çünkü birinde birileri alenen şiddete teşvik ediyor ve katli vacip diyerek, dövülmeli diyerek doğrudan teşvik ediyor. Öteki en nihayetinde hakaretse de bir hakaret ediyor. Yani yani kıyasladığımız şeyler de aslında tutarsız birbiriyle. Hiç ilgisi yok. Evet, hiç ilgisi yok. Ama hani o tutuk dense, yani onu söyleyen insanı tutukladığımız zaman bir eşitliğe ulaşmayacağız. Gene saçmalık var ortada. Çünkü bir hakaretten dolayı bir insan tutuklamak ayrı. Ben desem ki şimdi imam hatiplerin hepsinin öldürülmesi gerekir. Katli vaciptir. Bunlar namaz kılıyorlar. Namaz kılanların işte alnı secdeyken kafası uçurulsun dersen bu başka bir şey. Yani bu başka, Gülşen'in sahnede yaptığı başka. Ha bana göre de hoş bir şey değil ama insanların da kendi aralarında hoş olmayan şeyler söyleme özgürlükleri de var artık. Yani orada orkestra üyesiyle espri yapıyor diyor. Bunun kitleye yönelik bir kin ve nefret saçmayla ilgisi yok. Ama ne demiş? Suyumu bulandırıyorsun. Demiş ki ya sen ırmağın üst tarafındasın, ben alt tarafındayım, nasıl suyunu bulandırırım? Olsun demiş, ben kafaya koydum seni yemeği. Ve önce tutuklatıyorlar, ondan sonra da hakim ve savcılar kuruluna açıklama yaptırıyorlar, eleştirmeyin sakın anlamında. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi diyeceğim. Bu şimdiye kadar bu tek parti rejiminin yaptığı en büyük hata, en acemice hata. Bu şey yaptıkça, seçim yaklaştıkça elleri ayaklarına dolaştı. Bak mesela bu 3 günlük savcı ile 3 günlük hakime verdirilen karar. Neden bunlara verdiriyorsun? Ha, bunun sebebi var. Ellerinde tecrübeli, yani belli bir süre hakimlik ve savcılık yapmış adam kalmadı. Olanları Anayasa Mahkemesi'ne yolluyorlar. Bu anlamda sevinilecek bir husus. Tabii sevinilecek derken yani bir günün en karanlık saatinin aslında aydınlığa en yakın saat olması gibi. Şüphe olmasın. Hocam bu bana Gülşen'in tutukluluğu şöyle geliyor. Bence aslında sarı öküz Demirtaş'tı. Ve Demirtaş'ı verdiğimizde sarı öküzü verdiğinde bitti. Demirtaş'ı tutuklanmasına işte anayasaya aykırı ama tamam diyeceğim diyerek ses çıkartılamadığında gerisi çorap söküğü gibi geldi. Kürt şehirlerinin tamamına kayyum atandı. Ses çıkartılamadı.
Ahmet Türk Mardin'den alındı, ses çıkartamadı. Selçuk Mızraklı Diyarbakır'dan alındı, ses çıkartamadı. Ayasofya Camii ses çıkmayınca Kariye Camii olmadı. Sezen Aksu'nun bilmem kaç sene önce yazdığı bir şarkı, Sedef Kabaş. Bu liste böyle devam etti ve muhalefet başta ses çıkaramadığı için artık diğer konularda da ilkeli bir ses çıkaramadı. Sadece kendi adamı Enis Berberoğlu olduğu zaman, ancak o zaman ses çıkarabildi ki onun dışında da herkesin kendi kaderine bir nevi yaşamak zorunda kaldığını görüyoruz maalesef bence yani. İşte ama Allah'a bin şükür ki iktidar kendisini bitirmek için her şeyi yapıyor. İşte bu olay budur. Çünkü absürde giden her şey kendini sıfırlar. Maalesef diyorsun, maalesef şu, iktidarın kendisini sıfırlaması olayını yaşamak gerekiyor. Evet. İktidarın yani, sıfırlanması için. Biri gelip süpürmüyor onu. İktidar kendi kendini süpürüyor. Böyle kendi kendini yiye yiye yok ediyor gibi. Kendi kendini. Evet. Tabii bizim de canımıza okunuyor. Ama hiç olmazsa bu iktidardan artık kurtulma yoluna girdik. Ve Gülşen kararının bir de şöyle bir taraf var hocam. En nihayetinde Gülşen bir isimdir. Parası pulu vardır, şöhreti vardır, artık sesin duyurulabileceği çok insan vardır. Biz de konuşuyoruz. Çünkü Gülşen de Demirtaş gibi, Osman Kavala gibi bir simge sonuç olarak. Ama adı sana duyulmayan insanlar hapse atıldılar. Konuyla hiç alakasız bir ton insan yok bilmem ne bankasına para yatırdı, yok şunun dershanesine gitti diye kelepçeyle doğuranlar vardı. Ve Gergerlioğlu olmasa bunları öğrenemeyecektik. Yani bu ülkenin demokrasi ve hukuk anlayışı ve özgürlük isteği herkes olmuyor maalesef. Orada da nalıncı keseri gibi hep kendimizi kesiyoruz. Kadın gidiyor, mahkemenin kapısına oturuyor. Burada oturamazsın diyorlar. Oğlu öldürülmüş. Oğlu öldürülmüş ve de mezarı yok. Cumartesi annelerine Galatasaray'da oturup sessiz protesto yapamazsın diyorlar. Ya. İşte bütün bunlar birikiyor. Bütün bunlar birikiyor ama ben de ya açıkçası şöyle içimde de bir karamsarlık var. Siz yıllar önce bir yazıda şey demiştiniz. Köy toplumunda ideoloji değil, mideoloji olur. Yani mideolojiden başka, ekonomiden başka bir şey götürmez kolay kolay. Aslında köy değil, kasaba. Kasabada. Köy daha özgürdür. Köy daha özgürdür, evet. Kasaba daha muhafazakar ve baskıcıdır. Yani şöyle, ekonomik durum bu kadar facia olmasaydı, Allah muhafaza, bu yaşananları da bu kadar ses çıkmayabilirdi gibi geliyor bana, ki bence bu ülkenin demokratik olgunluğu için de çok endişe verici bir şey. Olsun. Şimdi bak, iki şey bir araya geldi. Anlıyor musun? Bir, baskılar. Tamamen hukuk dışı baskılar. Artı tencerenin kaynamaması olayı. Bu ikisi. Şimdi bak, şöyle bir düşün. Tencere kaynıyor olsa ne olacak? Hani bir mucize oldu. Bir taraftan hibe, milyarlarca dolar hibe geldi diye. Hocam onu bırakın. Jelibon rezervi yerine dolar rezervi çıktı mesela. Vurdular kazmayı Kahramanmaraş'a, dolar fışkırdı. İşte mesela mesela Ankara'dan doğalgaz veya petrol fışkırdı diyelim. Kızılay'dan. Şimdi ne olacak peki? Bu hukuk dışılıklar, yargı felaketleri unutulacak mı? İkisi beraber bir araya geldi. Unutulmayacak ama o zaman sanki bu değişim bu kadar kolay olmayabilirdi gibi geliyor bana. Olmayabilirdi, evet. Evet. Hocam, bu kadar paniğe kapılıp, evet, bu kadar vahim hatalar yapmayabilirler. Yapmayabilirler, evet. Dolayısıyla da kararsızlar bu oranda olmazdı. Ülkenin ikinci partisi şu anda. Evet.
Hocam bu haftanın aslında çok önemli gündemlerinden biri de Boğaziçi ile gördüğümüz akademi ve üniversite kıyımıydı. Siz de şimdi bu ülkenin en kıdemli üniversite hocalarından biri olarak hem Boğaziçi'ni konuşalım istiyorum sizde, hem biraz akademi nedir, hem kasaba olan şehirlerde üniversite olur mu, açılırsa ne olur? Bir şehri kalkındırmak için, oranın ekonomisine bir canlılık kazandırmak için üniversiteyi oraya getirirseniz şehir mi kalkınır, üniversite mi böyleşir? Şimdi sen mi benle söyleşi yapıyorsun, ben mi senle söyleşi yapıyorum? Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Şimdi hayatım, üniversite, ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Kasımbaşı. 1981'in Kasım başı yazdım. Bütün ilerici arkadaşlarımız üzerime geldiler. Dedim ki orada, büyük şehir dışında üniversite olmaz. Eğer üniversiteyi taşraya götürürseniz, üniversite köylüleşir. O köyler, kasabalar medenileşmez. Şimdi hangi sebeplerle götürüldü bunlar? Tabii ki popülizm. Oradakilerin kızını, oğlunu, özellikle kızını gözünün önünde okutma hikayesi. Bu bir. İkincisi, senin söylediğin çok önemli husus, ev sahipleri kiraya verecek adam bulmak zorunda. Orada okul açıldığı zaman, üniversite açıldığı zaman ev talebi başlıyor. Bakkal çakkal yiyecek satışını artırıyor. Ama bu arada bir kere kasaba dünyanın her yerde, Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinde en muhafazakar, en baskıcı ortamdır. Herkes herkesin ne yaptığını bilir, daha kötüsü ne yapmadığını bilir. Bak köy öyle değildir. Köy daha geniş alana yayılmış, daha özgür bir yerdir. Şimdi kasabada üniversite yaptığın zaman sadece üniversiteyi kasabanın o boğucu havasına mahkum etmiş olmuyorsun. Aynı zamanda yahu elinde senin öğretim üyesi mi var? Öğretim üyesi olsa anlayacağım. Bu taşra üniversiteleri doktora veremiyorlardı daha düne kadar. Şimdi veriyorlar mı bilmiyorum. Büyük şehirlerdeki üniversitelere yolluyorlardı doktora yapsın diye. Şimdi artık vermeye başladılar. Ve o kasabaya göre öğretim üyesi üretiyorlar. Bu işte korkunç bir şey. Bu korkunç bir şey. Hocam oralardan hiçbir bilimsellik de çıkmıyor. Yani böyle bir pozitif dışsallığını da görmüyoruz üniversitelerin. Yani diyelim işte Yozgat'tan, Kırşehir'den veya Ardahan'dan, Gümüşhane'den üniversitelerde bir oraya hangi hoca gidecek? Kim ders verecek? İki, orada ne yabancı dil var, ne bilimsel bir şey var, ne bir makale var. Hiçbir şey çıkmıyor. Gene deyip sözü size bırakıyorum. Yahu bir kere bütün öğretim üyesi alma ilanları adrese teslim biçiminde veriliyor. Sadece alınacak adamın veya kadının göz rengi hariç her şey tarif edilmiş. Ha, şimdi ne oluyor biliyor musun? Sadece bu kasaba üniversitelerinde kalmıyor bu iş. Boğaziçi Üniversitesi de böyle bu vaziyete getiriliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde de kayyum rektörün doktora öğrencisi şimdi aklımda yok bir yapay zeka şeyi açın kürsüsü açılıyor. Evet.
orada yani öyle bir tarif etmiş ki bir tek kişi karşılayabiliyor onu sadece. Şu konuda daracık bir konuda çalışması olmak diyor. Bitti. Bu eskiden sadece kasaba üniversitelerinde oluyordu. Şimdi Türkiye'nin göz bebeği olan Boğaziçi Üniversitesi aynı hale getirildi. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de çok değerli akademisyenlerin ders verdirilmemesi ayrı. Şimdi kampüse sokulmadığını görüyoruz. Tabii. Ya, siz de kampüse sokulmamıştınız öyle hatırlıyorum Mülkiye'de. Evet. Biz çocuklara destek vermeye gitmiştik. Almadılar içeriye. Yalnız Boğaziçi Üniversitesi'nde özel bir durum oldu. Kapıyı polis kelepçesiyle kilitlediler. Hocam yakışır. Uyar. Yani geçen hafta şey demiştik, bu dış politikaya çok değerli iki kişinin büyükelçi yapılması yakışır demiştik. Bence bu üniversitenin kapısını polis kelepçesiyle kapatmak da yakışır. Peki buradan yine bu haftanın en acı konularından biri iş cinayetleriydi. Ve bir tersane işçisi ki bu tersane ölümleri bir türlü kesilemiyor ve artıyor. Bu da resmisi çünkü özellikle bu son senelerde kaçak çalışanların da kaçı ölüyor, ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Sığınmacıların yani neler yaşadığını da bilmiyoruz. Bakan dedi ki biz bunları dedi Suriye'ye gönderemeyiz, sanayi durur dedi. Ya açık açık söylüyorlar. Bu iş cinayetlerinden biri o kadar artık yani çok üzücü bir şey. Yukarıdan düşüyor. Ha. Ve düştüğü zaman o yelek işte, giydirmeye çalışıyorlar. Evet. Yelek bir kemerdi. Bunları giydirmeye çalışıyorlar. Ölü adama ve diğer arkadaşları isyan ettiği için biz bundan haberdar olabildik. Yani şöyle biri de çekmiş onu galiba. Biri de çekmiş evet. İyi ki de çekmiş. 15 sene önce işte bu Avrupa Birliği derken işte dilden Kopenhag kriterleri, Maastricht falan düşmezken iş cinayetleri de bunların bir şeyiydi. Ben hatırlıyorum bu işte çalışma güvenliği falan gibi bir alt başlık vardı. O günlerde 2,5-3 ölüm varmış günde. Şimdi resmisi 6 ölüme çıkmış. Her gün 6 işçi gerekli tedbirler alınmadığı için ülkede ölüyor. Bir tır kazası da gördük yine arka arkaya bu hafta. İş cinayetlerinde herhalde çok daha fazla konuşmak gerekiyor. Ne dersiniz? Şimdi kardeşim ne diyeyim yani hani meşhur ve çok fazla kullanılan bir tabir vardır sözün bittiği yer diye. Şimdi niye bu insanlar ölüyor, ölüme yollanıyor? Çünkü şirket almış şeyi, ihaleyi, yandaş şirket almış ihaleyi kendisine en yukarıdan şu gün teslim edeceksin demiş. Yangından mal kaçırır gibi hızlı bir biçimde iş yapılıyor. İhaleyi şey yapmak için. Bir an önce teslim edip bir an önce parayı almak için. Hoş, ihaleyi teslim etmeden para alındığına dair milyon tane haber var, onlar da ayrı. Bunu daha önce madenlerde de gördük. Tersanede çok sık görüyoruz. Ama ne hikmetse işte bu bizim büyük işte itibarlı politikamız falan bu iş cinayetlerine geldiği zaman hep dünya ortalamasının gerisinde kalıyoruz. Nasıl bir şeyse bu. İtibar derken aklıma geldi. 3 tane sarayı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Allah daha çok versin hocam. Allah versin tabii. Biri Ankara'daki külliye. Biri Marmaris'teki yazlık, bir de Ahlat'ta. Ahlat'taki kışlık. Şimdi ilk defa fotoğrafını gördüm. 50 metrelik bir yatı varmış. Ben de ilk defa gördüm. Şimdi
o yat aslında Necdet Sezer miydi soyadı? Ahmet Necdet Sezer. Ahmet Necdet Sezer zamanında işgüzel bürokratlar tarafından alınmış. Ahmet Necdet Sezer böyle lükse lüzum yok deyip onu deniz kuvvetlerine yollamış. Ama itibardan tasarruf olmaz ya. Şimdi o İstanbul Boğazı'nda. Geri alınmış Cumhurbaşkanlığı. Hocam bana biraz küçük geldi. İnşallah daha büyüklerinde alırız. Amin. Bu haftanın yine gündemi, yani hep bu haftanın gündemi diyorum da maşallah bu haftanın gündemi mebzul miktarda. Bu da ayıklayabildiklerimiz program süresi boyunca. Bu da isim değişikliği konusu. Şimdi E-Devlet'te isminizi değiştirebiliyor musunuz? Yani ben istersem kendi adımı Baskın Orhan yaparım. Vallahi haftaya iki Baskın Orhan karşılıklı konuşuruz hocam. Güya 20 bin kişi Fatih Terim ismini almış. Evet, yani ya, o belki biraz doğal seleksiyona girebilir. Bence verebilirler onlara o isimleri yani. Yalnız ben hakikaten anlamıyorum bu işi. Bunun gaspçısı var. Tecavüzcüsü var. Bunların isimleri belli. Bunlar isimlerini değiştirirlerse sabıkaları ne olacak? Takibi nasıl yapılacak? Takibi nasıl yapılacak bunun? Çünkü E-Devlet'ten değiştiriyorsun. Öyle eskiden mahkeme kararı gerekiyor. Evet, ama çok belirli durumlarda mesela nüfus memuru cahilliğinden imlası bozuk yazmış. Mesela muvaffak yazılacağı muaffak yazmış mesela. Veyahut da bir takım alay konusu olacak isimler veya soyadları var. Bunların değiştirilmesini anlarım mı? Fakat böyle E-Devlet'ten girip bu şeyi insanı korkutuyor. Hocam iki kişi, beni haber doğruysa iki kişi adını Bitcoin yapmış. Ya bu başka. Şimdi peki ya Suriyeliler, Afganlılar isimlerini değiştirirlerse ne olacak? Ve onları seçmen listelerinde nasıl bulacağız? Şimdi resmi sayılar 120 bin kişinin oy verecek durumda olduğunu söylüyor. Nasıl inanayım ben buna? Çünkü resmi enflasyon rakamı 70 küsür. İktisat profesörlerinin teşkil ettiği heyetin enflasyon oranı %180, en azından %175. Şimdi ben nasıl inanacağım resmi sayılara ve oranlara? Yani biz bu hale geldik. Hocam bu hale geldik. Devlete inanamaz hale getirildik. Çok vahim bir şey bu. Sadece enflasyonda da değil, büyüme verisi de aynı şekilde, işsizlik verisi de aynı şekilde. İhracat. Yani, bu rakamlar bir yerde şüphe uyandırdığı zaman yapılan diğer işlemler de aynı şüpheyi uyandırıyorlar. Yani bu isim değişikliğinde de şuyu vukuundan beterdir derler ya. Bence ya öyle bir şey de var. Aynen. Yani devlete bir güvensizlik de var. Aynen. Şuyu vukuundan beterdir. Eğer böyle bir şey yoksa bile bunun böyle yorumlanması insanların devleti nereye koyduklarını gösterir. Devlet derken dikkat, rejim. Ben dün sabah bir grup gazeteciyle beraber Canan Kaftancıoğlu'yla buluştum. Onun bir basın açıklaması vardı. Oraya davet edildim. Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da, rakamları biraz yuvarlayarak söylüyorum, 4,5 milyon hane varmış. 4,5 milyon hanenin yarısı. 2,5'unu gezmişler. 2,5'unu gezmişler. Ve gezdikleri 2,5'ta ben bunu sordum çünkü bu isim değişikliğini. Dedi ki evet, yabancılar çok, fakat seçim yeterliğini
kazanmış yabancı sayısı şu anda göz ardı edebileceğimiz bir oranda. Ama dedi bunu bütün bu yaptığımız işler haricinde de çok yakından takip ediyoruz. Çünkü böyle bir çekincemiz var dedi o da. Bunu da buradan izleyicilerimize Kaftancıoğlu'nun ağzından duyurmuş olayım. Çünkü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçim çok önemli dedi. Bu seçim basit bir seçim değil dedi. Ben bundan korktum. Değil hocam. Vallahi basit bir seçim değil. Bir de ben Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır demişti. Ona da katılıyorum. O konuda da kendisinin çok doğru söylediğini düşünüyorum. Hocam süremizin sonuna geldik. Vallahi nasıl geçti ben yine anlamadım sizinle beraber bir cumartesi öğle saat. Allah iyiliğini versin. Hadi bakalım. Hocam görüşmek üzere. Haftaya tekrar burada saat öğle saatlerinde diyeyim. Bazen bir iki saat gecikmeli yayınlanabiliyor programımız. Öğle saatlerinde görüşmek üzere. Hadi canım, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepimize kolay gelsin. İşimiz zor. Hepimize kolay gelsin. İnşallah. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İşi dışıdan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Tamam. Tamam. Hoşçakalın.